Hakan Yar, kendisine illaki Instagram'da veya TikTok'ta denk gelmişsinizdir. Son zamanlarda kendisinin yapmış olduğu canlı yayınların bazı insanlar tarafından trollenmesiyle Hakan Yar sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Ve Tesla Taylan'ın yapmış olduğu bu video sayesinde ise olaylar tamamen tersine döndü. Öncelikle kendisini buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir iş başardı. Kendisi biliyorsunuz ki böyle TikTok'tan, Instagram'dan bir anda ünlenen insanların hayat hikayelerini insanlara anlatmasına olanak sağlıyor. Bu serisinde Hakan Yar'a da yer vermesi gerçekten çok iyi bir davranış olmuş. Keşke Yakup TV gibi bu ucubeye yer vermeseydi ama neyse. Ona yapacak bir şey yok artık. Peki Hakan Yağar kimdir? Kendisi hakkında ne biliyoruz? Kendisi 1981 yılında Nevşehir'de doğmuş ve Nevşehir'de de yaşamına devam ediyor. Uzun yıllar önce anne ve babasını kaybettiğini belirten Hakan Yağar, yürüme zorluğu nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyor. Ve geçimini bir süredir TikTok'ta açmış olduğu canlı yayınlardan gelen bağışlarla sağlıyor. Yayınlarında asla ve asla absürt hiçbir şey olmamasına rağmen her gün binlerce insan tarafından hakarete uğruyor ve bildiğiniz tarihinde ediliyor Yine kendisinin Tesso Taylan'ın videosunda anlattığına göre Bazı insanlar tarafından evine düzenli olarak siparişler veriliyor Ve kendisini sokakta tanıyan insanlar tarafından darp ediliyormuş Bazı yüz kıran da oluyor Gerçekten mi Ta ya? Yani? diyorum yani öyle şiddet görüyor Tekerlekli sandalyedeki adam Abi canım. Yani senin görmediğin bir top bir top. Ço Beni çok abi. kişi de abi Gerçekten mi diyorsun ya? He Çok rahatsız eden, taciz eden de var Hakan abinin evinin adresini bulmuşlar Yok getirden yemek sepetinden 30 tane lahmacun, 40 tane pizza falan söylüyorlarmış. Değil mi? 150 tane geldi dün. Elbette bu açıklamalar hepimizi derinden yaraladı. Peki bu adama bütün bunları yapan kişiler herhangi bir ceza alıyor mu? Elbette almıyor. Çünkü maalesef ki siber suçlara mücadele konusunda çok zayıf bir ülkeyiz. Belki hatırlarsanız ben de zamanında kendi yayınlarında engelli insanları zorbalayan bir şahsiyeti ifşalamıştım. Videonun ardından da kendisi hakkında bir şikayet dilekçesi oluşturmuştum. Siz düşünün yani videoda söylediklerimin birer birer kanıtı olmasına rağmen ve tüm bunları kadın kendi yayınında yapmış olmasına rağmen şikayetim halen bir sonuca varmadı ve bir senedir bu olayla uğraşıyorum. Yani kabul etmeliyiz ki siber suçlar mücadele konusunda sıfır büyükeyiz. Bu konularda aksiyon alınması için ya böyle çok günden bir olay olacak ya da birilerinin başına ciddi bir şey gelecek. Devletimiz ancak o zaman aksiyon alacak. Hakan Yağar olayı ise bu söylediklerimiz zaten kanıtlar nitelikte. Öyle ki bu adam gündem olduktan sonra Nevşehir Belediyesi bu adamın tüm maddi ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı ve bazı firmalar bu adam adına evine sipariş veren insanların bilgilerini yetkili mercilere iletti. Umuyorum ki devlet bu sefer bu işin hakkını verir. Teso Taylan'a gelecek olursak kendisi gerçekten çok iyi bir iş yapmış ve sadece bu adamı gündem yapmakla da kalmayıp kendisi için bir bağış kampanyası başlatmış ve yorumlara baktığımız zaman da gerçekten çok ciddi bir miktar söz konusu. Büyük ihtimalle kendisinin kira borcu olan 150 bin TL çoktan toplanmıştır bile. Şimdi işin zorbalama kısmını konuşacak olursak eğer ben elbette insanları zorbalamak kötüdür deyip videoyu kapatmayacağım. Çünkü ben gerçekten zorbalanmayı hak eden kişilerin zorbalanması gerektiğini düşünüyorum. Elbette bu Hakan Yağar değil. Mesela bu ucubeyi zorbalamak gayet normal bir şey. Neden? Çünkü gerek yaptığı hareketlerle gerek 200 ikiyüzlülüğüyle ünlü olmayı kesinlikle hak etmiyorlar. ...bir insan bu adam. Yani gerçekten hak eden insanları zorbalamakta... ...hiçbir sıkıntı yok. Ha zorbalamaktan kastım elbette... ...evine sipariş vermek işte telefon numarasını yaymak falan değil bunlar... Or çocukluğu direkt. Ama bu insanların bok gibi içerikler ürettiğini söylemek, yapmış oldukları karaktersizliği yüzlerine vurmak bu tür şeyler gayet de yerinde bir zorbalık. Ama dediğim gibi gerçekten hak ettiğini düşündüğünüz birini zorbalamanız lazım. Kimseye zararı olmayan birini değil. Bu arada adam gerçekten inanılmaz tatlı bir insan. Yani genellikle böyle TikTok'tan bir anda ünlü olan insanlar ya çok kibirli olur ya da böyle itici bir tavır takınırlar. Ama ben video boyunca Hakan Yardan böyle bir tavır kesinlikle görmedim. Böyle en ufak şeyde bile mutlu oluyor, yüzü gülüyor. Karşısındaki insanlara çok nazik davranıyor falan yani bu adamdan ömür boyunca kimseye zarar gelmez. Umuyorum ki TikTok'tan bu gibi dangalaklar yerine böyle kalbi temiz et diye karışmayan insanlar çıkar artık. Bu dangalak hakkında da bir ara konuşacağız merak etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.